Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ve şimdi sizlere İzmir Menderes'ten, Menderes Sanayi Sitesi içerisinde bulunan ve ikinci kuşak özellikle çok uzun yıllar sektörde hizmet veren, son 17 yılını bir fiil işletmeci olarak hizmetleriyle bölgede gerçekten sektöre yön veren işletmelerden biri, Akkar Yemek Sanayi Market işletmelerinin konuğu olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Reşit Akbulut beyefendi bulunmakta. Bakalım burada verdikleri hizmetler, sektör olan katkıları, tercih edilme sebepleri, ürün ve hizmet kalitesiyle alakalı bizlerle ne gibi değerli bilgilerini paylaşacaklar. Reşit Bey merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Hoş teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler de çok iyi, çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir çalışmanın içinden bize zaman ayırdınız ve bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Reşit Bey, ben işletmeniz, hizmetleriniz, tercih edilme sebepleriniz gibi tüm değerli bilgilerinize değinmeden önce değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtarak başlamak istiyorum. Sayın Reşit Akbulut, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Sektörle buluşmanız ne zaman ve nasıl başladı efendim? Tabii. 1978 doğumluyum. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Sektörle tanışmamız babadan, dededen beri gelmekte. Çocukluğumuz da onların yanlarında çalışarak lokantacılık işletmeciliğinden geldi. Biz bunu biraz daha geliştirerek, endüstriyel hale dönüştürerek, daha büyüterek çıtayı yemek sanayi olarak daha devam fazla ediyoruz. Kapasiteyle daha gelişmiş bir şekilde hizmet vermekteyiz. Aile mesleği aslında. Dedenizden babanıza, babanızdan size, kuşaktan kuşağa aynen devam ede gelen bu mesleği her gün biraz daha geliştirerek bugün ciddi anlamda da bölgede en iyi işletmelerden biri olarak hizmet veriyorsunuz. Evet, kesinlikle. Ben yine detaylarınıza değineceğim ama biraz işletmenin konumundan değerli izleyicilerimize bahsedelim. Bulunduğumuz sanayi sitesinin ismi? Estim Kızıkköy Sanayi Sitesi. İçerisinde bulunan ve çalışma alanımız, imalathanemizle birlikte toplam nedir efendim yaklaşık? 200 metrekare alanda hizmet vermekteyiz. 200 metrekarelik bir alan, sizlerle birlikte çalışan sayısı? 13 kişi. 13 uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadroyla, ki taleplerin artabilme imkanı var. Nerelere kadar bu hizmetler sunulabilir tercih talep doğrultusunda? Aynen, yani bu sanayi sitemiz içerisinde 1000 tane işletme var. İmalat sanayi, KOBİ'ler dediğimiz küçük işletmeler var. Bunların kurumsal olarak zaten hizmetini vermekteyiz. Yine aynı şekilde bu sanayiden taşınmış ya da dışarıdan bize internet, sanal ortamdan bize ulaşan, sosyal ağlardan bize ulaşan firmalarına taleplerini 10 kilometre çapında çevremizde hizmet götürmekteyiz. Personel yemeğe ihtiyaçları. Personel yemekleri olarak hizmet veriyoruz. Aynen. Bireysel taleplere yakın çevrede hizmet götüren kuryelerimiz, araçlarımız var mı efendim? Var. İki tane aracımızla da. İki tane de aracımızla bireysel olarak taleplere hizmet tabii, verebiliyorsunuz. Tabii. Şimdi burada verilen hizmeti biraz açalım isterseniz. Biliyorum sulu yemeğiniz, kızartmalarınız, kebap çeşitleriniz, sabah kahvaltılarınızla birlikte hizmet veriyorsunuz. Kaç çeşit yemek ve hangi tür ürünlerle hizmet sunabiliyorsunuz efendim? Öğlen yemek olarak 13 tane çeşidimiz var zaten. Görsellerinde gördünüz çekimlerde. Biz çoktan seçmeli menüyü tercih ettik. Kurulduğumuz zaman, burada 2004 yılında açtığımız zaman, sektörde böyle bir sıkıntının olduğunu, gelen müşteri taleplerindeki ihtiyaçların ne olduğunu çözümledik. Ona göre kurguladık işletmemizi. Müşteri ne istiyorsa biz ona eğildik. Haftalık 45 ana yemek, 45 adet ana yemeğe harmanlayarak menülerimiz var günlük. Bunu müşterilerimiz de bilmekte zaten. Kendilerine sosyal ağlardan veya elden çıktı olarak vermekteyiz. Hepsi biliyor. Herkes istediği gibi kendi menüsünü oluşturuyor. Ne yemek istiyorsa onu alıyor. Yani sıfır yemek yiyen şikayeti, yani harika alma gayretindeyiz. Şimdi tabldot yemek içerisinde ona zorunlu olarak bir yemeği dikte etmek, zorlamak yerine yok alternatifler şey sunuyoruz. Evet, biz bu yemek üzerinden ya da bu değerde hangi yemeği arzu ederse onunla menüyü geçirebiliyor. Aynen. Mükemmel. Şimdi ben biraz evvel de söyledim. Siz 13 çeşit, 14 çeşit sulu yemeğimizle hizmet veriyorsunuz ama bir diğer taraftan kebaplarımız, tostlarımız, sabah kahvaltılarımız var. Biraz açalım mı? Gelen konuklarımız sizden. Yani öğlen yemek yemek istemiyor, sulu yemek istemiyor. Fast food istiyor, ekmek arası istiyor. Biz buna da açığız. Bir yemek bedeli karşılığında yine bir firmaya ekstra bir fatura çıkarmadan personel o yemek ihtiyacını ekmek arasıyla, yanında bir meşrubat ya da bir içecekle biz onu bir yemek bedeli karşılığında vermekteyiz. Sandviç çeşitleri, ızgara köfte, tavuk döner, et döner şeklinde. Zaten tezgahımızda da görüntüler aldınız. Son derece geniş bir menü. Oldukça. Aynen. Sabah 7'de kahvaltı servisimiz başlamakta. Poğaça, börek, çorba, sandviç, sahanda yumurta şeklinde hizmetler veriyor. Saat 9-10'a kadar devam ediyor sabah servisimiz. Firmalar personelleri iş başı yapmadan geliyor. Bireysel olarak kendisi ödeyerek ihtiyaçlarını görüyor. Market ihtiyaçları varsa da onları da alıp işinin başına uyanmış bir şekilde gidiyor. Harika. Aslında. Karnı tok, uyanmış, aynen, hiçbir şekilde gidebilme yine imkanı sunuyoruz. Yine akşam mesai yemekleri oluyorsa firmanın bizi arıyorlar ya da sosyal ağ üzerine yazarak WhatsApp diye dememde bir sıkıntı yok. Yani genelde kullanıyoruz zaten şu anda.
yazarak siparişlerini bize veriyor. Telefon aramasını değil, daha çok yazarak. Çünkü anladım. Biz bunu istedik, bu geldi gibi şikayetler duymak istiyoruz. Sosyal medya ağları üzerinden size ulaşan izleyicilerimiz gün içerisindeki taleplerini bildiriyor. Siz de ona göre hazırlıkları yapıp onların ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz. Evet. Efendim, sizinle yaptığımız özel sohbet esnasında da dediniz ki bizim saatlerimiz çok çok önemli. Özellikle bu saatlerin çok yoğun saatleri. Yani biz o saate bunu yetiştirmek zorundayız. Doğal kesinlikle. Olarak da müthiş bir tempoyla hareket eden döneme denk geldik. Evet. O saatlerin içerisine geldik. Tüm bu yoğunluğun içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için ben de sizlere çok çok teşekkür etmek istiyorum. Siz değerli izleyicilerimize teşekkür ettiniz. Ben de izin verirseniz sizleri tanımayan izleyicilerimize sizler adına teşekkürle sizlere veda edeceğim. Ve davetle de değerli izleyicilerimizle ayrılacağız. Ancak ben bu ayrılan dakikalar için bir kez daha teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim, kazancınız, rızkınız, bereketiniz bol olsun diyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. Elinize ağzınıza sağlık, sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, ciddi anlamda sektörün marka ismi Akkar. Yemek sanayi marka, market ve işletmeleri adına hizmet veren 3. kuşak sektörde uzun yıllar yaptığı başarılı çalışmalarıyla da bugün gerçekten sektöre yön veren işletmelerden biri dedik. Ve bu sektöre bölgede ihtiyacı olan herkesin mutlaka burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerinde tavsiye istiyoruz. Her gün biraz daha kendini geliştiren, zamanın, çağın enerjisini gerçekten kalitesine yansıtmayı başarmış bu işletmeyi görmeniz bizim de tavsiyemiz diyoruz. Zaten verilen hizmetler ve kendilerini de tanıdığınızda çok da fazla söze gerek kalmayacak diyoruz. Mutlaka burayı görün diyoruz ve sektörler arası Türkiye turumuzu burada sonlandırıyoruz. Şimdi söz merkez CEO'larımızda efendim.